3. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün 26 Aralık Cumartesi 2020. Videolarımızın devamını size tekrar sunmak istiyoruz. Bugünkü seçtiğimiz konular, biliyorsunuz şimdiye kadar işte tercih meselesi vesaire dedik. Bugünkü teknik konularda şöyle bir genelleme yaptık. Birinci olmazsa olmazlardan bahsedeceğiz bugün karavanda. Yani yola çıkmadan önce tercihinizi yaptınız. Çekme karavan veyahut da işte moto karavan. Şimdi eşim de size her söyleyeceğim konuları açıklamasını getirecek. Evet. Arkadaşlar, hepinize saygı ve sevgiler sunuyoruz Seferihisar Akarca sahilinden. Bugünkü ilk konumuz karavanın üzerindeki güneş panelleri. Şimdi arkadaşlar, elektrik ihtiyacı karşılayamadığımız yerlerde mutlaka karavanımızda olması gereken en önemli konulardan bir tanesi güneş panelleri, ona bağlanan jaleküler ve inventör. Bunlar çok önemli olgu. Çünkü özellikle Türkiye'de çoğu karavanların buzdolabı olsun, televizyonu olsun 220 voltla çalıştığı için gerçekten Türkiye'de ayrıca bolca güneş olduğu için tercih olarak karavan imalatçıları ağırlık olarak 12 volt, 220 voltla çalışan televizyon ve buzdolabını tercih ediyorlar. Aslında tabii ki işte Avrupa karavanlarda bu durum daha da farklı. Buzdolabı üst sistem, diğer bütün sistemler 12 volt. Aslında pek normal şartlarla 220 ile kullanılan pek fazla aparat yok Avrupa yapımı karavanlarda, ama yine de tabii ki olmazsa olmazı güneş panelleri ve envanter bir karavanda şart. Çünkü dediğim gibi elektrik bağlayamadığınız noktada size en azından binlik bir envanter, iki tane 100-150 amperlik jaleküsü ve en azından da 3 tane yukarıya güneş paneli koymanızda bir yarar var. Bu konu çok önemli. Buna dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi. Olmazsa olmazlardan. Tabii ki. Uzatma kablosu. Evet. Uzatma kablosu, yani cerrahına bağlayacağımız yerde kullandığımız uzatma kablolarında bizim size tavsiyemiz, yıllarca olan tecrübemizden, rulo, yani tekere bağlı kablolar değil de tamamıyla açık, elde toplanılabilen uzatma kablolarını tercih ederseniz bu daha mantıklı. Çünkü biz yaşadığımız bir olaydan çıkarak, örnek vererek size anlatalım. Aynen rulo bir uzatma kablomuz vardı. Tabii bütün hepsi açılmadığı için kablonun yuvarlak kısmında sabit kalan kısım zamanla ark, yani kısa devre yaptı. Ve Allah'tan karavanın sigortası attı ve uzatma kablosu, rulo kısmı yandı. Biz başka kablo, normal rulo olmayan kabloyu tercih etmek durumuna geçtik. O yüzden karavancı arkadaşlarıma, özellikle elektrik konusu çok hassas karavanlarda, bu arkadaşlarımıza elle toplanan uzatmalı elektrik kablosu tercih etmelerini öneriyoruz. Evet, hortum ve bidon. Şimdi tabii ki karavanın önemli ihtiyaçlarından yine bir tanesi su ihtiyacı. Su depomuzu doldurmak için tabii ki hortuma ihtiyacımız var. Tüm karavancı arkadaşlar su doldurmak için karavanlarında hortum bulundururlarsa bu kendileri için bir avantaj olarak. Bidon veya kova neden? Hortum yanında bidon veya kova neden? Artı yine hortumun yanında alttaki pis suyu aşağı boşaltmıyoruz, biliyorsunuz. Alttaki pis suyu boşaltmak için yanlarında bir tane alt suyu boşaltma noktasının altına bir tane kova ya da bir bidon, çünkü dışarı atmayalım biliyorsunuz arkadaşlar, doğayı kirletmemek adına bulundurmanızda yine yarar var arkadaşlar. Takoz? Takoz, durduğunuz yerlerde karavanın dengesini sağlamak adına suyun, yani banyo ve bulaşık suyunun düz ve rahat gitmesi adına ayarını siz karavanın ayarını yapmak adına altta tekerleğin altına takoz koyarak bunu
kullanabilirsiniz. Karavanla ilgili yedek parçaları konusunda ileriki videolarımızda sizi yine bilgilendireceğiz. Evet, 12 volt buzdolabı ve televizyon bahsetmiştin. Klima hariç tabii. Tabii ki. 12 volt klima belki tabii, çok modernlerde vardır tabii ama. Yok, 12 volt klima henüz daha yok. Daha yok mu? Yok. O zaman. Isınma konusu. Arkadaşlar şimdi 2-3 çeşit ısınma şekli var biliyorsunuz. Bizim karavanımızda biz boilerle ısınıyoruz. Boiler hem suyu ısıtıyor hem içeriği ısıtıyor. Ama tabii boilerin fiyatı biraz pahalı. Sizlerin de bildiği gibi. Alternatif. Yani alternatif olarak Webasto. Türkiye'de çok kullanılan bir ısıtma sistemi. Webasto ile de karavanımızın içini rahatlıkla ısıtabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ha, bu karavanımızda kullanacağımız televizyondur, buzdolabıdır. Bu tarz şeylerin 12 volt olmasına dikkat edin. Türkiye'de dönüşüm yapılıyor rahatlıkla arkadaşlar. 220 volt buzdolaplarını 12 volta çevirecek şekilde buzdolapçı arkadaşlar, karavancı arkadaşlar bunu yapabiliyorlar. Son olarak ödeye tercih edebiliriz. Son olarak arz talebe göre arkada bisiklet veya motor taşıma tabii ki. Aksesuarı. Aynen. Şimdi mesela biz karavanımızda skuter kullanıyoruz. Motor taşıma aparat yerimiz var arkada. Arkaya kişiler yine ihtiyacına göre kullandığı motor ya da bisiklete göre arkada bunları koyma yerleri yapılabilir. Yine size bu anlattığımız bütün olayları ilerleyen günlerde bilhassa göstererek sizlere yine anlatacağız arkadaşlarımız. Şimdilik Seferihisar sahilinden. Bir dakika ama şimdi pardon. Ama şimdi bu anlattığımız her türlü takos, hortum vesaire 12 volt bunların hepsini Google amcadan da öğrenebilirler. Teknik olarak nasılmış bir takoz, neden kullanılmamış veya daha. Mutlaka tabii ki. Bilgileri oradan her şeyi en ince ayrıntısına kadar unuttuğumuz noktalar da olabiliyor. Oradan da ayrıcalıkla öğrenebilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen günlerde yine dediğim gibi açıklamalı, göstermeli, sizlere göstererek olayları olması gerekenleri size anlatacağız arkadaşlarım. Şimdilik Seferihisar Akarca sahilinden selamlar, sevgiler sunuyoruz. Hepinize iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.